Burada beklemek zorunda mıyız? Ferit nerede? Bence de birlikte beklemeyelim. Siz beni alıp başka yere koyun. Ferit komiserim operasyonda. Ulaşamıyoruz maalesef. O yüzden sizi biraz misafir etmek zorundayız burada. Beğendin mi yaptığını? Yine haddin olmayan işlere burnunu soktun. Sonuç ortada. Senin yüzünden nezaretteyiz. Bu gibi kafa attın adama. Tost diye. Benimle ne ilgisi var? Kimin yüzünden buradayız o zaman? Kim olabilir? Zaten iki kişiyiz. Ben olmadığıma göre senin yüzünden buradayız. Sen adamı delirtirsin. Niye delirtirmişim? Hiç susmadığın için. Bugün başımıza gelenler de senin o kapanmayan çenen yüzünden. Hiç de bile. Adam haklıydı bir kere. Yaşın yanlış. Sen araba sürmek yerine benimle kavga ettin. Senin gibi laftan, sözden, durdan anlamayan biriyle ne yapılır ki? Bir saniye. Hangi sözden anlamıyormuşum ben? Söyle. Bu kez cevabın evet olur herhalde, değil mi? Hayır, olmaz. Evlenemezsiniz. Bu formalite evlilik nasıl bir şey tam olarak? Neden söylüyorsun? Her ihtimali karşı öğrenmem gerek. Kontrol ederler dedi ya. Nasıl kontrol bu? Aynı evde mi oturacağız Kabala'yla? Onunla aynı evde kalamazsın. Hiçbir sözden, hiçbir şeyden anlamıyorsun. O yüzden seninle konuşmaya gerek yok. Bana yavaş yavaş geliyorlar. Kapalı kaldım burada. Hem seninle hem kafamın içindekilerle. Neymiş kafanın içindekiler? Söyle de bilelim. Seni ilgilendirmez. Seninle ilgili her şey ne yazık ki beni ilgilendiriyor. Ben biliyorum neden ilgilendirdiğini. Kızmaya sebep arıyorsun ya, ondan. O yüzden benim kafamın için sana yasak. Aklından ne geçiyor söyleyeceksin dedim. O zaman ben de bileceğim aklından geçeni. Niye bu kadar sinirlisin bugün? Evde niye kızdın bana? Sonra yolda niye tersledin hep beni? Şimdi burada neden hesap soruyorsun bana? Çünkü sen insanı delirtiyorsun. Hep aynı cevap. Kabul etmiyorum. Formalite evlilikten sonra sana bir şey oldu. Ne? Hı. Ne demek istiyorsun sen? Yoksa sen bu kabalayı sevmediğin için mi bana kızıyorsun? Ne bileyim ben? Seni anlamak imkansız. Asıl sen söyleyeceksin kafandakine. Konuyu değiştirmeye çalışma, kaçamazsın. Kaçmıyorum. Madem bilmek istiyorsun, dinle o zaman. Beni bekleyin sonu düşünüyorum. Gidecek miyim? Kalacak mıyım? Kabala'ya da yanıt vermem gerek. Ama ben ona ne diyeceğimi bilmiyorum. Sana sabret dedim. Mahkemeyi bekle dedim. Eğer istiyorsan hemen evet de gitsin. Tamam o zaman. Evet derim ben de. Çok iyi bir fikir. Ama tek bir sorun var. İstemiyorum. İyi biri belki. Ama o benim için yabancı. Tanımıyorum. Güvenmiyorum. Kötü espriler yapıyor. Bakıyor dik dik. Saçma sapan güzel sözler söylüyor.
Yanında sanki depoda kilitli gibi nefes alamıyorum. Senin bana bağırıp çağırmanı bin kez tercih ederim onun güzel sözlerine. Söz veriyorum. İstemediğin hiçbir şey yapmana izin vermeyeceğim. Mahkeme çözmese durumu yapacağım. Mecbur. Hayır. Başka bir yolunu bulacağız.